Ben demir döküm tavaların içerisinde et kızartmasını çok seviyorum. Hem daha sulu oluyor, hem daha yumuşacık. Yalnız bu tavaları kullanmadan önce dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Ve bu videomda bunlara değinmek istiyorum. Bu tavaların içerisinde çok güzel sebze yemekleri de yapabilirsiniz. Paketin üzerinde bu tavaları nasıl kullanacağınız yazıyor. Ama çoğumuz bunlara dikkat etmiyoruz. Yani sonuçta bir tava bunun da kullanma kılavuzu mu olur diye düşünenler vardır. Bu videoyu özellikle bu abonelerim için çekiyorum. Dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesi bu tavaları kesinlikle bulaşık ilacıyla yıkamamanız. Kullanmadan önce tavamı güzelcene suyla duruladım ve kuruluyorum. Tamamen kurulamış olmanız lazım. Bu da çok önemli. Ocağımın altını açtım ve tavama sıvı yağ koyuyorum. Sıvı yağ yerine Hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. Şimdi tavamızı tamamen yakıyoruz. Bunun için ben patates kabukları kullanıyorum. Bütün patates de kullanabilirsiniz ama ben zaten fırında patates hazırlamıştım ve kabuklarını da atmadım. Bunu da tavamı yakmak için kullanıyorum. Şimdi yağ kızdıktan sonra patates kabuklarını tavaya alıyorum. Benim iki tane tavam var. Bugün ikisini de yakıyorum. Şimdi patateslerin üzerine biraz da kaya tuzu ekliyorum. Kaya tuzu da tavanın bütün kimyasal maddelerden arınmasını sağlıyor. Yalnız bu işlemi yaparken bayağı bir duman çıkıyor. Onun için de pencerelerinizi açmanızı tavsiye ederim. Bunun başka bir yolu da tavanızı içinden ve dışından sıvı yağ veyahut da palmiye yağıyla yağladıktan sonra bir saatliğine fırına vermeniz. Gördüğünüz gibi tavam tamamen yandı ve kararmaya başladı. Bu sizi kesinlikle endişelendirmesin. Bu şekil olması lazım. Eğer bu işlemi yapmazsanız tavanız paslanır ve atmak zorunda kalırsınız. Eğer dikkatinizi çektiyse bütün mutfak şeflerinin tavaları böyle simsiyahtır. Şimdi ocağımın altını kapattım ve patatesleri tamamen soğuduktan sonra çöpe attım. Şimdi tavamı bir mutfak kağıdıyla kuruluyorum ve soğuk suyun altına tutuyorum. Önce de dediğim gibi kesinlikle bulaşık deterjanı kullanmıyoruz. Tavanızı suyun altına tuttuktan sonra tekrar bir mutfak kağıdıyla tamamen kurulamanız lazım. Tavanızı kuruladıktan sonra yine bir mutfak kağıdına sarıp saklayabilirsiniz. Yalnız bu yakma işlemini bir kereliğine kullanmadan önce yapıyorsunuz. Bir dahaki sefer kullandığınızda sadece suyun altına tutup bir mutfak kağıdıyla kuruluyorsunuz. Benden bugünlük de bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.